Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün ortası değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde sabah da bir açılış şeyini yaptık. Aman hata yapmayın. Şimdilik şu sınırları takip edin şeklinde teknik bir değerlendirmede bulundum. Kısa vadeli imajlarda görüntüler nasıl biraz bunları konuşmaya çalışalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yayınımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet. Küresel piyasalar cephesinde korku endeksi yeniden hortladı diyebiliriz. Bakın şuralarda tekrar dengelenmeler sonrasında kafasını yukarıya doğru çevirdi ve günlükte ara direnç bölgesinin üzerine de yerleşti. Korku endeksi artmaya devam ediyor. Ortalamaların üzerindeki seyrini korumaya ve 21'lerin üzerine yerleşmeye de devam ediyor. Bu korku endeksini artıran önemli etkenlerden bir tanesi yine Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın veriler doğrultusunda tekrar faiz artırımına doğru gidebiliriz söylemleri oldu. Japon yeninin tekrar değerlenmesi biliyorsunuz bir önceki değerleme sürecinde carry trade pozisyonlarında ciddi bir sarsıntı yaşatıp piyasalar tarafında gerek Japon borsalarında gerek yurtdışı borsalarda ve bizim borsamızda da inanılmaz bir sarsıntıya sebebiyet vermişti. Ben de hatta bu riski 2-3 yıldır masaya getirmediler. Şimdi Japonya hadiselerinin masaya gelmesini tatsız karşılıyorum demiştim. Çünkü bir yandan acaba Fed faiz indirimleri hususunda geç mi kaldığı o bölgede o tarafta bir miktar insanların kafasına şüphe düşürecek veri akışlarını sağlıyorlar. İşsizlik verileri gibi, istihdam verileri gibi. Bir yandan burası ilerlerken bir yandan da Japon yenini tekrar değerleme süreci içerisine doğru almaları piyasalar tarafında çalkantılar için ideal. Daha evvelki yayınlarımda da sık sık söylediğim şey şu. Faiz indirimlerine giden bir FED, faiz indirimlerine doğru gitmeden önce piyasalarda ya sert negatiflikler çıkarabilecek haber akışları yaratmaya çalışır. Yani faiz indirimini piyasalar tepedeyken yapmama gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerdir. O açıdan bu işin bu kısmını yakın takip edeceğiz ve korku endeksini de yakından izleyeceğiz. Özellikle şöyle bir 21'lerin aşağısına doğru gevşeyip rahatlamadıkça korku endeksinin de tekrar kafasını yukarı çevirmiş olma ihtimali masalıdır. Daha evvel 66'ya kadar sıçrayıp piyasalar tarafında panik düzeye getirmişti. Şu an itibariyle baktığım zaman altın gümüş çepesinde bir miktar fırsatlar gelebilir diyorduk. Bu hafta fırsat verebilir diyorduk. Mesela altın tarafı da aşağı doğru boynunu bükmüş. Şurada gümüş tarafı aşağı doğru boynunu bükmüş. Altın nispeten bu tarz süreçlerde biraz daha güçlü kalmaya çalışsa da şöyle baktığım zaman altın tarafı da kritik gördüğüm 2475 dolar sınırına doğru geliyor. Yani küresel piyasa gerginliğini muhafaza etmeye devam ediyor. Bir yandan da resesyon fiyatlamalarında karşımıza çıkabilecek önemli olgulardan bir tanesi petrol. Petrol tarafı da şöyle baktığımız zaman 72 dolarlara kadar geldi. Şu 75-77 bu arabanın aşağısında kaldıkça petrol tarafındaki aşağı yönlü baskı da devam edecek diye okuruz. Nerelere kadar? Şöyle evvela bir 72 Bakın şu ara bölgeye kadar tekrar gelmiş. Şu 71, 69 buçuk seviyelerine kadar bu baskı standart karşılarım. Ara tepkilerde 75, 77 tepki odağı bölgesi olur. Yurt dışı borsalarda da satışlar vardı. Onları da yaban atmamak lazım. S&P 500'e baktığım zaman S&P 500 5500'lerin aşağısında günlük kapanışlar yapmaya başlıyorsa ki şu 5560 aşağısında bir baskı olur dedik. Şu 5500'ler aşağısında da sirayet ediyorsa biraz daha aşağı yönlü baskı görebiliriz. Yen tarafında kısmi değerleme süreci devam ediyor. Kısmi diyorum bakın şuradaki gibi güçlü bir baskı Baskı yok. Ani bir zaten aşağı yönlü bir değerleme baskısı görsek piyasalarda bir tur daha baskı görmüş oluruz. Yani piyasalar tarafı şimdilik Rolanti'de altın ve gümüş cephesi altın kritik sınıra 2475 dolara doğru giderken gümüş cephesi 2875'lerin aşağısında seyrederek negatif alanda bulunmaya devam ediyor ve buradaki süreci bu şekilde okumak, bu şekilde takip etmek değerli. Petrol tarafındaki aşağı yönlü geliş, dünkü ABD PMI verilerinin de negatif gelmesi ve bir yandan da Japonya'dan yapılan açıklamalar ki önümüzdeki iki günlük periyotta da biliyorsunuz Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisini ve işsizlik verilerini göreceğiz. Yani baktığım zaman piyasaları FED'e kadar hırpalayabilirler. Bunu bu şekilde okumak mümkün veyahut da biraz daha yatay sarmal içerisine alabilirler. İşin bu kısmını yakından takip edeceğiz. Şimdi yurt dışı piyasalarındaki ortamı gösterdik. Yurt dışı da negatif. S&P 500'de %2'lik kayıplar oldu. Borsa İstanbul ne alemde ve şirketler ne alemde ona bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığım zaman 9980 seviyelerinde ben yayınımı yaparken burada sabah da anlattım. 9870'lerin aşağısına doğru gerileme görüyorsak negatif bakacağız. Üzerinde kaldıkça bir problem yok. 2 günlük periyot aslında aşağı yukarı tekrarladığım söylem bu. Bakın şurada aşağısına doğru günlük ortalamanın sarkıttılar. Şu 9976 9980 buraların üzerine tekrar yerleşim biraz daha umut verici olur. Bugün şu 9980'lerin üzerinde bir kapanış yapmasını biraz daha iyi karşılarız biraz dikkat edeceğiz yani ortalamanın aşağısına sarkıp tekrar ortalamaya kadar tepkiler veriyor 9980'ler üzerinde en azından nispeten rahatlama var diyeceğiz orijinal bir rahatlamayı görmek için 10.160-10.200'lerin üzerine yerleştiğini göreceğiz biraz daha rahatsız olacağımız işlerse 9.870'lerin aşağısına doğru gelebilecek kapanışlarda evet rahatsız olabiliriz dolar bazlı endeks tam anlamıyla şurada uzun metrajlı trendini tekrar aşağı yönlü test etme eğilimine girdi. 290 dolar aşağısındaki tablo itibariyle bakın en düşük 290 dolara gördü. 290 dolarların aşağısına doğru geliyorsa burada da baskı tekrar devam edecek şeklinde okuruz. Şimdilik dediğim gibi hani piyasalar tarafında panik yapılabilecek bir ortam söz konusu değil ama Yine Brent petrolün aşağı yönlü sert gelişi, Japon yeni hadiselerini ilgilendiren Hususiyetlerin tekrar gündeme gelmesi, önümüzde işsizlik ve istihdam verilerinin gelecek olması gibi hususlarda biraz daha teknik seviyeleri riayet edeceğiz. Özellikle kısa vadeli bakanlar bunlara çok dikkat etsinler. Orta uzun vadeli bakanlarsa biraz daha süreci takip edecekler. Süreçten kastımız nedir? Dolar kuru biraz daha yukarı gidecek. Faiz indirimleri için bir zemin hazırlanacak. Ve şu kredi derecelendirme da ufak ufak not artırımlarını sürdürecekler. Bir ortam, bir zemin hazırlanacak. Bu şekilde piyasaya bakmak daha sağlıklı. Şimdilik kısa vadeli bakalım. Kısa vade yeni eklemeler vesaire demek için şu an riskli sahalardayız. Onu da söyleyebilirim. Hani şöyle baktığım zaman şurada dolar bazlı Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde bir günlük kapanış ikinci günden itibaren de bakın tekrar aşağı yönü geliyor. Bir 295 dolarların üzerine yerleştiğini görmek lazım. Bankalar tarafı ne yapıyor? Bankalarda biraz daha pozitif imajlar vardı. Bankalar trendlerini koruyor. Akbank örnek veriyorum 58 lira 90 kuruş aşağısına düşmedikçe Akbank tarafında herhangi bir problem söz konusu değil. Sigorta şirketlerine bakalım. Sigorta şirketlerinde de bakın Türkiye sigorta yakından takip ettiklerimden bir tanesi 12.83 üzerinde kaldıkça yön eğilimi yukarı yönlüdür. 13.54 ve şuradaki bakıyorum 13.35, 13.54 buralara kadar hareketler teknik anlamda standarttır. Şurada da bir teknik tavan oluşumu görüntüsü var. Yakın takip ediyorum. Bakalım burada da ekstra olarak bir hikaye türeyecek mi sigortalar tarafında? Anadolu sigorta tarafına bakalım. Anadolu sigorta tarafında durumlar nasıl? Orada da kısmi pozitiflikler var. 79 lira 25 kuruş buranın üzerine doğru atıp atıp tekrar bakın Tam böyle kalıcı iyi bir bum alamıyoruz. Alabilirsek şöyle 85'lere kadar bir tepki burada da gözlemlemek mümkün olacak. Şimdilik piyasaların soktukları ana stres ortamı biraz daha daha çok resesyon fiyatlamasını andırıyor ama Japon yeni carry trade mesele, meselelerinde masada tutarak söylüyorum bunu. Mesela örnek veriyorum bir naz daha baktığım zaman Nvidia ile alakalı negatif bir haber vardı. 19.150'lerin aşağısına doğru sarktı. Burası ilave baskılar olacak mı? 19.200'lerin üzerine atacak mı şeklinde takip edilmeli güçlü bir mum var. Aşağı yönlü bir baskı devam edebilir. Nvidia tarafında ise yine ekstra olarak bir soruşturma haberi geldi. Ve Orada da ciddi bir baskı oluştu aşağı doğru. Şurada takip ettiğim bölgede 100, 109 dolarların aşağısına doğru iniş varsa tekrar alt bandlara doğru bir baskı meydana gelebilir. En son 90 dolarlara kadar düşmüştü. Bakın şimdi ara bir tepe buranın üzerine yapıştı tekrar aşağı doğru saldı kendini. 97 dolar 98 dolara kadar eğer 108 dolarların aşağısında kalış devam ediyorsa şu 109 109'ların aşağısında kalış devam ediyorsa baskı olacaktır. Şöyle bir trend ortalamalarıyla baktığım zaman özellikle 116-117 dolarların aşağısında kaldıkça ortalamaların da aşağısında seyrediyor demektir. Yani burada anlatmaya çalıştığım olgu yurt dışı da gergin biz de gerginiz ve bu bütün global piyasaları ilgilendiren bir husus. Daha önce nasıl olduysa bizde yine durum aynı ama bir fark var o da onlar toparlandılar biz toparlanamadık biz o tepki hareketlerini de yapamadık. Biz çok daha cılız kalıyoruz. Yani biraz daha ekstra olarak bizim üzerimizdeki baskı onlara nazaran çok ciddi olarak anlamda fazla bizdeki veriler de kötü geliyor dün sitilin bir raporundan bahsetmiştim City tarafı 3. çeyrekte daralma, son çeyrekte de daralma bekliyor. Ekonomik ortamda daralmanın ve durgunluk belirtilerinin giderek artmasıyla erken bir gevşeme mesajı verilmek zorunda kalınabilir diyor. O açıdan biraz daha bizim piyasamızda o tatsız görüntüsünü koruyor. Şöyle bir 10.400'lere kadar bir fiyat hareketliliği görebilir miyiz diye bakıyorduk. Şu an hala hazırda 9.870'ler aşağı yönü kırılıp kapanmadıkça tabii ki o tarz bir ihtimal hala masadır. Ama dediğim gibi burayı biraz daha bu şekilde takip edeceğiz biraz daha piyasalar tarafında stresin devam etme ihtimaliyle masada tutacağız ama 9870 aşağısında orijinal bir stresten bahsedebiliriz. Evet şimdilik aktaracaklarım paylaşacaklarım bu kadar. Piyasayı benimle beraber takip etmeniz de mümkün. Ekonomi Topluluk isimli YouTube katılı üyeliğimizde finansal piyasalara eğitim seti hediyemiz, iletişim kanalımız ve pazar raporlarımız var. Sizleri de Ekonomi Topluluk isimli YouTube katılı üyeliğinde görmekten büyük mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın.